Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 11. haftasına başlıyoruz. Evet paraya kenar işleyeceğiz. E hocam burada 12. hafta yazıyor. Ya kimilerine göre 11. hafta kimilerine göre 12. hafta. Geçen hafta bundan bahsetmiştim. Evet bu hafta paraya kenarı işleyeceğiz, arkadaşlar. Paraya kenar dörtgenlerin en önemli konularından biridir. Bu konuyu iyi bir şekilde anlarsak diğerleri de çok güzel bir şekilde gider. O yüzden bu konuya ayrı bir şey önem verin O yüzden çok önemli arkadaşlar paraya kenar ne yapacağız 5 video ile anlatacağım arkadaşlar şimdi bu dersimde ilk videosuyla başlayacağız Hadi bakalım dersimize başlayalım Paraya kenarın tanımıyla konumuza başlayalım ki bundan sonraki konularda da zaten dörtgende de gördünüz. tanım ve üçgen bilgisi çok önemli bu teknikle öğrenmeniz aşırı derecede işinize yarayacak arkadaşlar Öncelikle tanımı vereceğiz Sonra üçgenlerle ilgili yapılabilen kısımlarından bahsedeceğiz. Paralel kenarın tanımı nedir? Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgene paralel kenar denir. Sadece karşılıklı kenarların paralel olması paralel kenar için yeterli şarttır arkadaşlar. Bazı kitaplarda şöyle geçer. Karşılıklı kenarları birbirine paralel ve karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dörtgene paralel kenar denir diyorlar. Ya o da doğru da sadece paralellik yeterlidir. Niye yeterlidir? Hadi bakalım gösterelim. Şurada iki tane üçgen yapacak olursak paraya kenarda arkadaşlar bakın şunlar birbirine paralel ya hocam nokta açısıysa nokta açısı burası z'den dolayı. Şurada da bir z kuralı var mı? Var ki buna dikkat edin hep z kuralında buna böyle yoğunlaşıyoruz. Aslında burada da bu açı çizgi ise z kuralından dolayı burası da nedir? Çizgidir. E hocam burası da ortak e, üçüncü açı nokta çizgi karaladığımsa nokta çizgi karaladığım burası da yapıyor. O zaman bu üçgenle bu üçgen benzer oldu. Hatta aynı açının karşısındakiler eşit olduğundan eş üçgen oldu. Madem eş üçgen buradaki çizginin karşısı A ise buradaki çizginin karşısı da A'dır. Buradaki noktanın karşısı B ise buradaki noktanın karşısı da B'dir. Görüyorsunuz karşılıklı kenarları da birbirine eşit olmuş oldu arkadaşlar. Tam tersi sadece karşılıklı kenarları eşit olan dörtgen dese bile yine paralel kenardır diyebiliriz. Bu sefer ABC ABC o zaman bu iki üçgen kenar kenar kenardan eş oluyor. Açıları yazdığınızda paralellik şey şartları da gelir zaten. Evet paralel kenar bu. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve karşılıklı kenarlar birbirine eşit olarak yine bilim. Tanımında varmış gibi düşünün ama paralel kenar sadece karşılıklı kenarların paralel olması da yeterli. Ee, karşılıklı kenarların eşitliğini ispatladık. Karşılıklı açılar da birbirine eşit. Evet arkadaşlar bakın burası alfa iken burası alfa gördük bulduk zaten değil mi? E hocam Burası ne oluyor? Noktaya çizgi, noktaya çizgi. Buradaki karşılıklı açılar da birbirine eşit oldu. Ama bir de doğrudan açılardan dolayı U kuralından bunlar paralel ya. Toplamları 180 olacağından buradaki açı 180 eksi alfa hatta buradaki kaçı da 180 eksi alfa geliyor arkadaşlar. Ardışık olan açılar da birbirini 180'e tamamlıyor da diyebiliriz. Tamam gençler? Tanım çok önemli. Tanıma böyle eskiden ne diyorduk? Mesela eşkenar üçgende. Eşkenar üçgenin yapılamamasının en büyük sebebi neydi? Bir, kenarların eşit olmasını kullanmıyorduk. İki, açıların eşit olmasını kullanmıyorduk. Burada da öyle arkadaşlar. Burada da karşıtlı kenarların paralel ve karşıtlı kenarların birbirine eşit olmasını kullanacaksın. Sonra da paralel kenar dediği sürece. Mesela çok komiktir. Paralel kenarın yapılamamasının en büyük sebebi nedir biliyor musunuz? Bak şuradaki şekilde göstereyim ben size. Hatta şöyle birkaç tane bir şey göstereceğim. Üç tane birden göstereyim size. Bakın arkadaşlar burada bir şey göstereceğim. En çok yapılamaması sebebi tanımı kullanmıyoruz. Mesela şu çizgi varsa elimizde ve bu çizgi açı ortay doğrusuysa karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. A, Z'den dolayı bak nokta açısı geldi bak özel durum geliyor burada. Daha önce benzerlikte de çıtlatmıştım zaten. Kar, e, paralellik varsa açı ortaylık varsa Z'ye dikkat edin demiştim. Ki bu açı ortaylık olduğunda paralel kenarda dikdörtgende karede yamukta bunların hepsinde karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Açı ortaylık varsa direkt Z'ye dikkat edin. Ha ben buradan bir şey daha çıkartıyorum. Demek ki bu konularda da paralel kenarda, yamukta, işte dikdörtgende karede katlama olduğu zaman üst üste binen açılar eşit işte oluyor ya açı ortaylık oluyor. Demek ki burada da ben Z'ye dikkat edeceğim. Değil mi? Evet bak bilgiler üst üste böyle örtüşüyor. Dikkat edin. Ha bir tek Z'ye burada şuna dikkat etmeyin arkadaşlar. Belki şöyle de Z olabilir. Yani direkt dikey Z olmayabilir. Şöyle yatayında da Z olabilir. Şu açılar birbirine eşitse Bakın şöyle bir Z kuralı da karşımıza çıkabiliyor. Açı ortaylık olduğunda Z'ye dikkat edin. Yani şu kenarlı, şu kenar birbirine eşit oluyor. Bir de yani bu işte böyle açı ortaydan Z'ye bakıp ikiz kenarlı yakalayamazsak sorunun çözümüne ulaşamıyoruz. En çok bundan dolayı sorular yapılmıyor ya da şimdi gösterdiğim durumdan dolayı sorular yapılmıyor. Bak dikkat. Hocam burası 90 derece ise sen şimdi 90 derece gördüğün zaman aklına ne geliyor? İki tane konu geliyor. Bir dik üçgen geliyor. İki 90'lar Ikea'dakiden fazlaysa alfabete geliyor. Haksız mıyım? Öğrendiniz artık. Haklıyım tabii ki. E arkadaşım burada da o zaman dik üçgen karşısına aklına geliyor ya. Hemen sen şuradan şunu çiziyorsun. Dur. De, hocam dik üçgen yaptım işte. 90 derece var. 90'ın mantığını kullanmak istiyorum. Arkadaşım öncelikle biz ne yapıyoruz? Bize verilen bilgileri şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Kullandıktan sonra elle tutulur bir şey yoksa ondan sonra ek çizim yapmaya çalışıyoruz. Öyle paraya kenarda da kafanıza göre çizimler yok. Özellikle bundan sonraki videoda, ikinci videoda o çizimlerin nasıl olduğunu da göstereceğim size. Şimdi burada ne yapacağız hocam peki? E, paraya kenarın tanımını uygula. Hocam Z'den dolayı bak burası da 90 derece oluyor. Aa hali hazırda bir 90 derece var. Dik üçgen var. E niye bir daha dik üçgen oluşturalım değil mi? Evet hali hazırda var. Sen Pisagor'unu uygularsın olay biter. Tamam tanımdan, ya tanımdaki eksikliklerinizden dolayı genelde soruları yapamıyorsunuz. Artık siz tanıma çok yoğunlaşıyorsunuz burada. Özellikle bu özel dörtgenlerde çok önemli arkadaşlar bu. Hadi bakalım şimdi sorulara başlayalım. ABC'de paralel kenar. Hocam karşıtlı kenarlar paralel. Genelde paralelliği göstermiyoruz. Zaten belli. Şeklen belli. E başka ne verilmiş? Şunun da şu eşit verilmiş. E kenarda karşılıklı kenarlar eşitti. Eşitliği gösterince bak ikizkenar kenar üçgen çıktı. Hocam açı var burada. Z'den dolayı Z'yi hemen kullanabiliriz. 50'yi kullanalım. Başka da kullanamadık. Soruyu okuyorum. Bir de AB ile CE'ye eşit vermiş. Hocam AB ile CE'ye eşit vermiş. Tırtıklayayım şöyle. A para kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit hemen eşitliği gösterdim. Önceden alakası olan şu eşitlik şimdi buradaki eşitliği gösterince şunları da ikiz kenar yaptı. Tepa açısı 50 ise 180'den 50 çıkartıp 2'ye bölsen 65 65 yapar. Z'den dolayı burası da 65 yapar mı? Yapar. Hocam ikiz kenarlıktan dolayı burası da 65 yaptı ve BAD'yi kaç bulmuş olduk böylelikle? 65 derece bulmuş olduk arkadaşlar. Yani açımız 65 derece oldu. Örnek 1'in cevabı. Geldik örnek 2'ye. A açıortaylık var. Öncelikle paraya kenar demiş tanımını uygulayalım. 5 ken 5, 8 8'i yazalım. 5'i yazdım. 8 ken, bakın burası 8 ken, şuraya da 8 diye gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi dur. Arkadaşım ne var burada? Hocam ikiz kenarlık var. Niye? İkiz kenarlık dur. Ağzımdan kaçırdım. Ne var burada? açıortaylık var. Z'den dolayı çizgi açısıdır. A çizgiye çizgi. Ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Yani beşgen burası da 5'tir. Tamamı 8'di. Buraya kaç kaldı? 3 kaldı. E sonra hocam nokta açısına bakalım. Z'den dolayı yine nokta açısı burası. Noktaya nokta ikiz kenar olacak. Yani burası beşgen burası da 5 beş olacak. Hocam x artı 3 eşittir beşgen. X'i buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Evet. Cevap 2. Bak kardeşim. Mural, mural biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilmeden yapıyoruz. Ki bazı kitaplarda bunun kitabın e, bunun formülünü de veriyorlar arkadaşlar. Gerek var mı Allah aşkına? Ya şurayı niye fazla bilgiyle şey yapalım? Bir kere sınavda çıktı diye bazı kitaplar bunu formül olarak koydu. Oldu. Her soru tipine formül uyduralım. Gerek yok tabii ki. Üçgen bilginle sen her şeyi halledebilirsin. Geldik şuraya. Hocam yeni nesil soru yazmışsın. Dur acele etme. Ee, yeni nesil yazdık da artık siz alıştınız. Bakalım şimdi. ABCD paraya kenar şeklinde bir bilardo masasından bahsediyorum. Önce bak açı vermiş açıları bir yazayım. Hocam 80 iken burası. Şurası da nedir arkadaşım? Burası da 80 derecedir. Sonra başka ne var burada? Şurası 80 derece. Şunu maviyle göstereyim. Ondan sonra e hocam burası 80. Hatta ve hatta ben şunu söylemeyi unuttum. Bak dur geri gelelim geri gelelim. Yo 180'e tamamladığını söyledim sıkıntı yok. Hocam burası 80 ise burası da kaç yapıyor? Burası da 100 derece yapıyor. Toplamları 180 yapacak. Hocam burası da kaç? 100 dereceyi yazdım. Eyvallah. Şimdi okuyalım soruyu. Istaka masanın AB kenarı ile 50 ve burası da 30. Şu istaka dediği e, şey. Şu sopaya biz istaka diyoruz. Bu arada 3 pantı da iyi oynardım eskiden. Hatta 5 pant abartıp 5 pantta oynardık. Kapışırız bir ara. <laughs> hoca hadi oradan. Hoca diyenlerinizi duyar gibiyim ama. Evet iyi oynardım. Ama şimdi elimiz e, kaymıştır. Neyse devam. E, şunu kullanacağım hocam. Burada ne var? Z'den dolayı burası kaç derece yaptı? 50 derece yaptı. Tam 50 dereceyi kullanırız. Sorun devam, okumaya devam edelim. Top masanın C, D, B, C, A, B, ve A, D kenarlarını sırasıyla çarpıp C köşesine gitmiş. Nasıl çarpmış? Şuradan C, çarpmış. Sonra A, çarpmış. Sonra A, çarpmış. Sonra A, D'den de hop C'ye gitmiş. Öyle diyor soru. Evet topun AD kenarına çarptığı nokta K noktasıymış burası. Buna göre diyor BCK açısı. BCK açısı. İşte tam olarak buradaki açı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Not düşmüşüz. Top masanın kenarına vurduğu açıyla yolu devam eder. Daha öncesinde de yapmıştık. Yani vurduğu açıyla gitme hikayesi burada da var arkadaşlar. Bir kere 130 buraya kaç kaldı? 50 derece kaldı. Ya da Z'den dolayı 50. Hocam vurduğu açıyla gitti zaten alfa diye göstermişim burada. Burası da 50. Hocam 50, 80 daha 130. Buraya kaç kaldı? 50. Vurduğu açıyla gidecek? 50. 150 ise buraya kaç kaldı? 30. Vurduğu açıyla gidecek? 30. 30, 80 daha 110. Buraya 70 kaldı. Vurduğu açıyla gidecek. Burası da 70 yaptı. E hocam sonra şurayı bulacağım ben. Direkt Z'yi fark eden arkadaşlar 70 diyebilir. Ya da hocam 170 şuradaki üçgende 170. 180'e tamamlayalım 10 kalır. Tamam 80 olduğundan buraya da kaç kalır? 70 derece kalır dersiniz. Zor bir soru mu? Değil tabii ki. Yani biz cevabı ne bulduk arkadaşlar? 70 derece bulduk BCK açısını. Evet geldik örnek 4'e. Bir katlama. Katlamada ne yapıyorduk arkadaşlar? Hop eski haline geri getiriyoruz. İnşallah videonun başında dediklerimi hatırlıyorsunuzdur. Neyse. Hocam burası 6 burası 4. Bir kere paraya kenarmış. Karşıtı kenarlar birbirine eşit. Hemen gösterelim. 10 ken 10. Tamam başka bir şey var mı? Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 4 ise 4. Hocam şu parçayla da şu parça ne olacak? Eşit olacak. Aa, bu bilgilerle daha bir şey yapamadık. Bir de D diyor BK üstünde oluyormuş. Yani KD üstü B ne oluyormuş arkadaşlar? Doğrusal oluyormuş. Peki eyvallah. Şimdi katlamada her zaman söylüyoruz. Üstte binen kenarlar birbirine eşit. Üstte binen açılar da birbirine eşit. Videonun başında ne dedik? Bir mantık bantıyken. E katlamada üstte binen açılar eşit olduğu için açı ortaylık geliyor. Katlamada paraya kenarda dikdörtgende karede bu katlamalarda açıların eşitliği de gerçekten ama gerçekten önemli. E, burada zaten bak kenarların eşitliğini koydum. Soru çıkmadıysa açıların da eşitliğini koy. Hocam bu açıyla bu açı birbirine eşit. Şu açıyla da şu açı birbirine eşit. E hocam açı ortaylık bu açı ortaylığı kullanamıyorum ama şuradaki açı ortaylığı kullanıyorum. Niye? Z kuralı var. Bak şöyle Z kuralı var. Çizgiyken burası da ne yaptı? Çizgi yaptı. Bak açı ortaylık olunca Z yaptığın zaman iki kenarla dikkat. C çizgiye çizgi. Ne çıktı burada? İkiz kenar. 10 ken. Burası da 10 yapacak. Buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Bizden BD üstü isteniyor. Cevabımız o zaman 6 çıkar arkadaşlar. Evet geldik örnek 5'e. Hocam açı ortaylık var ama Z yok maalesef değil mi? Böyle bir Z yok. Ama soruda bize ne verilmiş? EF ile AB birbirine paralel verilmiş. EF ile AB'yi birbirine paralel. Otomatik ben bu da paralel mi? Paralel. Hocam ekstra bir paralellik verilmiş bize. Ta doğru açılardan beri. Paralellik verildiğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Paralel doğruları uzatmıyor muyduk? Evet. Şu paralel doğruyu uzatalım şöyle. Uzat. Uzatınca şimdi Z'yi kullanabilirim arkadaşım. Z'den dolayı çizgi açısı. Z'den dolayı nokta açısı. Yaptım yaptı. Hocam çizgiye çizgiye. Yani ne çıktı burada? İkiz kenar. Hocam noktaya nokta. ikiz kenar. Aa ne çıktı? Muhteşem. Burası 90 derece oldu. Bir işimize yaramıyor. Gerçi 90 ama 90 derece olduğunu gördün. Bir de 4 burası. 4 burası. Burası da 4 oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? Ali Bey uzunluğu isteniyor. Ali Bey uzunluğu da kaç yaptı arkadaşlar? Burası 6, 4 daha 10 sa burası da ekstradan bir paraya kenar olduğundan 11'im oldu. Yani cevabımız 10 çıktı. Yalnız burada özel bir durum söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü paraya kenarda da çok kullanıyoruz. Yamukta da çok kullanıyoruz. Bazı özel sorularda da çok karşımıza çıkıyor. Buradaki söyleyeceğim şeye dikkat edin. Bakın ne çıktı burada. Hocam açı ortaylar şöyle. Dik ve şurası orta nokta değil mi? Evet. O yüzden paraya kenarda ve yamukta açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesir hikayesini çok kullanıyoruz. Hemen burada şuraya not olarak yazın arkadaşlar. Boşluk yer burada olduğu için ben buraya yazmanızı istiyorum. Açı ortaylar dik ve ortaban üzerinde kesir diye yazın lütfen. Ben hemen ispatını yapacağım burada. Nasıl yapacağım? Bak şimdi. Hatta şuraya bir tane daha koyayım. Hatta buraya bir tane daha koyayım. Arkadaşlar şurada bir ispat yapacağım size. Şu açı ortaylıklar varsa şöyle açı ortay varsa. Ha, bu açı ortay şöyle de olabilir arkadaşlar. Şöyle de olabilir. Neyse açı ortayımız böyleyse iki türlü ispatını yapacağım şimdi arkadaşlar. Bekleyin. Bekle beni şu eksik parçaları tamamlayayım ben şöyle. Hemen açı ortayları şöyle koyayım. Arkadaşım gerçekten de açı ortaylar dik keser. Sebep hocam A A B B yazacak olursam 2A artı 2B 180 değil mi? A artı B kaç geldi? 90 derece geldi. Hocam burası bak 90 derece A artı B 90 ise burası 90. Peki ne dedim ben? Açı ortaylar dik ve ortaban taban üzerinde kesir. Niye ortaban taban? Tam bak burası ortaban taban üzerinde kesiyormuş. Hocam buradan çizdiğim şu çizgiyi orta taban yani kenarı iki eş parçaya bölecek. Bak dikkat 90'ın içinden geçen doğru. Ha hocam bu açı ortaylar dik kesir ve orta taban üzerinde. Bu çizdiğin çizgi böyle değil bu orta taban değil. 90'ın içinden geçen orta taban olacak. Çünkü niye? Şimdi göreceksin. 90'ın içinden geçen bu çizgi orta taban üzerinde kesir. Niye? Hocam Z'den dolayı nokta açısı burası noktaya nokta eşit. Bu sorudaki kullandığım ispat yöntemi aynı zamanda sorularda çözdüğümüz. O yüzden İspatları da göstereyim ki onlar sorular da aslında bir çözüm yöntemidir. Buradaki Z'den dolayı da burası da çizgi yaptı. Çizgiye çizgi bununla da bu eşit oldu. Muhteşem 3'den dolayı da 90'lı da ispatı çıktı aslında. Bak çizdiğim paralel doğru ne oldu? Gerçekten de ort taban üzerinde kesişti. Gerçekten de doğru oldu. Heh, burada da açı ortaylar dik ve 90 içinden geçen ort taban olur. Eşit eşit hatta muhteşem 3'den burası da ne olur arkadaşım? Eşit olur. Bunu unutma. 90 içinden geçecek. Bunun yamukta da söyleyeceğiz. Peki bir ikinci ispatı daha yapacak olursam. İkinci ispat da şu. Hocam açı ortayda deyince aklımıza bir de ne, diyor? ne geliyor? Kollara çizilen gelmiyor mu? Geliyor. Hop kollara çizilen birbirine eşit hocam. Tamam bunları çizdik. Kollara çizilen dikmelerin birbirine eşitliğini gösterdik şöyle. Hocam şunlar birbirine eşit. E burada da açı ortay kola dik çizilmiş. Diğer kola da ben bir dik çizsem. Bunlar da birbirine eşit değil mi? Evet. Aa şuraya bakacak olursam tam burası orta nokta oldu. Bir paralel çizersem bu orta taban çizgisi olmak zorunda arkadaşlar. Ondan dolayı bak bu da bir ispat yöntemi bir çözüm yöntemidir aynı zamanda. Lütfen bu ispatlara dikkat edin. Burada da boş konuşmuyoruz tamam mı? Evet gelelim bir sonraki soruya. Bak açı ortay var hocam Z var mı yok. İşte Z'nin olmadığı sorularda falan açı ortayların dik ve ortaban üzerinde kesmesi gerçekten hayat kurtarıyor. Ne yapacağız hocam? Açı ortaylar dik kesiyor ve ortaban hop şöyle değil 90 içinden geçecek dikkat. Hocam ortabanımız işte tam olarak bu. Bu orta çizgisi olacak. Niye? Zaten Z'den ol, neden olduğunu biraz önce ispatlamıştık. Siz hemen artık bundan sonrasında orta banı çizin. Bak normalde böyle şöyle yapın. Bu bir kural falan filan demem normalde ama önemli olduğu için söylüyorum. Bilseniz aklınızda bir kalıp olarak kalsa iyi olur bu. Evet, orta taban üzerinde kesecek. Hocam burası 12, burası 12. Yani şu şu eşit. Hatta muhteşem şu oldu. Burası da eşit. 12. E 25'i vermiş bana. 25 ise burası da 25 olacak. Buraya kaç kaldı? 13 kaldı. Ne üçgeni? 12 13. 5 12 13 üçgeninden burası 5 çıktı. Sonrasında hocam şunlar birbirine eşit ya. E bunlar da birbirine eşit olacak hocam. Yani 12 iken burası da 12, burası da 12 olacak. E buraya kaç kaldı? 7 kaldı. CF'ye bakıyorum. 12 artı 5 17 eksi. Sonra 12 artı 5 17 eksi. Burası da kaç? 7'ye eşit oldu arkadaşlar. Yani buradan da cevabımız kaç çıktı? 10 çıktı arkadaşlar. İşte hatası yapmadım değil mi? Evet. Görüyorsunuz dik ve orta taban üzerinde kesmesi gerçekten ama gerçekten önemli. Hadi bakalım gelelim bir sonraki soruya. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bakalım bu zamana kadar yaptığımız şeyleri öğrendiniz mi öğrenmediniz mi? Bir test etme zamanı. Şu soruyu çözer misiniz bakayım? Hadi bakayım çöz. Durdur dur böyle durdurmaya bas. Ondan sonra da çözdükten sonra da Yorumunu bekliyorum. Hadi bakalım. Çözdüm hocam çözemedim hocam gibi. Ben yani neyse devam ediyorum. Hocam açı ortaylık var. Bir açı ortaylık var. Z A bunlar paralel değil ki böyle bir Z yok. Ama önce bir dur kardeşim. Önce paralel kenar diyor sana. Niye hala daha alışmadım? Bak şuraya bir 16'yı yapıştır. Karşıt kenarlar birbirine eşit. Şuraya da bir X'i yapıştır kardeşim. Bunları yapıştırmazsan çözümü fark edemezsin. Yani şurası algılamaz çözümü. Dikkat. E hocam şimdi ne yapacağız? Açı ortaylık var ya. Ya yeni açı ortaylık varsa ilk etapta Z'ye dikkat edeceğiz. Şöyle var ama kardeşim sağlı sollu Z'ye de dikkat et. Şöyle dikine yoksa sağlı sollu vardır belki. Ki var mı? Var tabii ki. Bak şuradaki Z'den dolayı noktaysa burası da nokta yaptı mı? Yaptı. Hocam ikiz kenar çıktı. Yani x ken burası x oldu. Buraya da 16 xx x kaldı. Hocam dik üçgen var. 8, 16, 8, kök 5 bir işime yaramıyor ki benim burada. Ne yapacağım? Aa bak beynim bir şeyleri fark ediyor artık bak. Anladın sen olayı. Sen bunları yazmasaydın hocam bak burada karşıma bir üçgen çıktı. Sen bunları yazmasaydın bunu belki fark edemezdin. Ben bu üçgene yoğunlaşacağım demek ki diyebilirsin. Ama ne x'i ne 16 x'i yazmasaydın burası hiç aklına bile gelmezdi. Abi burası, bak burası böyle bir şey mi? Buraya yoğunlaştı ya burası nasıl bir üçgen? Dik mi? Özel üçgen mi falan? 90'ı burası vermiş derken beynin otomatik fark ediyor. Aa 90 varsa karşısında 90 ya da z'den dolayı burası da 90 değil mi? Evet bak bitti. Pisagor bağıntısı x'in karesi eşittir. 16 eksi x karesi artı 8'in karesi. İşte verilen bilgileri kullanabilme yeteneği işte tam olarak burada geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ondan sonra işlem 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 x'i bulacaksınız. 8 varsa büyük ihtimalle üçgendir. 2 ihtimalim var. Ya 6, 8, 10 ya 8, 15, 17. Hocam 10 yazarsam 6, 8, 10 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. X'i buradan böylelikle 10 bulduk. Evet kaç kişi yaptı? Yaz yorumu. Hocam yapamadım diyenler de yazsın ki o yazdığınız yazı altta kalsın. Ben bunu böyle yapamamıştım. Söz uçar yazı kalır. Oraya yorum olarak yazdığın zaman senin aklına yerleşecek büyük ihtimalle. Çünkü sende bir hatıra kalacak bu. Aa ben bunu böyle Z'ye dikkat etmemiştim. Ondan dolayı yorum yazmıştım diyeceksin hatta buraya. Yazanlar da yazsın. Onlara da hatıra kalacak. Ömür boyu unutmayacak. Hadi bakalım. Geldik Fatma'nın F'sine. Evet ya Ege Annesi ya da Fatma'nın F'si. İyi ki yazmışım. Geçen sene sınavda da çıktı bu onun benzeri bir soru arkadaşlar. 2022 sınavında çıktı. Yani şu Fatma'nın feysi sorusunu çözen arkadaşlar o soruyu yaptı. Yani bu mantık bilin arkadaşlar sadece paraya kenarda çıkmayabilir. Dikdörtgende karede. İşte ne bileyim yani karşılıklı kenarları paralel olan her dörtgende karşınıza çıkabilir. Yine sorulma adayı aslında. Buradaki çözeceğim mantığı anlarsanız bundan sonrasında sıkıntı yaşamazsınız. Bakalım ne diyor. ABC'de paraya kenar biçimdeki bir karton şekildeki gibi 4 parça olacak olacak şekilde kesiliyor. Kırmızı kartonlar birbirine eş ve kısa kenarı 5 birimdir. Şöyle gösterilmiş. Mavi kartonlar birbirine eş ve uzun kenarı 9 birimdir. Tamam. Arkadaşlar ben şu kartonların kısa kenarlarını biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman burada uzunlukları yazalım. Hocam bunların kısa kenarları 5, 5. Uzun kenarı bak paraya kenarının mavi paraya kenarının uzun kenarı 9. 9, 9 ve 9. Buna göre diyor kartonlardan şekil 2'deki gibi bir F forstur ol, oluştururdun. <laughs> oluşturulduğunda bazen konuşamıyoruz arkadaşlar. F harfi oluştuğunda çevresi kaç birim olur diye soruluyor. Gençler ne yapacağız? Hocam burası da 9 e, iken burası da 9 mu? Evet şuraya da 9 buraya da 9 yazalım. Bunları tek tek sayacağız mı hocam şöyle? İşte böyle 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 böyle. Bunları böyle sayacağız mı? Yeni bir teknik bir şey öğreteceğim şimdi size. İşte bu soruları gördüğünüz zaman siz sınavda olsun şeyde olsun, e, deneme sınavında olsun, ÖSYM'nin sorduğu sınavda olsun. Çok hızlı hareket ediyorsunuz. Bak şimdi. Dikkat. Bu şekilde. Dikdörtgen'de de olabilir. Şeyde de olabilir. İşte karşılıklı kenarları paralel olan tüm yapılarda bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Kardeşim böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman dikeyleri ayrı hesapla, yatayları ayrı hesapla lütfen. Önce ne yapacaksınız? Yataylar toplamına bakın. Yataylara baktığımız zaman yatayları Y ile gösterelim. Hocam yatayların toplamı 9, 9. Dikeyleri sonra bakacaksınız. 9, 9 değil mi? Kaç tane 9 var? Hocam 4 tane 9 var. Bir de 2 tane 5 var mı arkadaşlar? Var. Bir de 2 tane 5 var. Hemen yatayları ayrı bir şekilde topla bakayım. Kaç yaptı? 36 artı 10'dan 46 yaptı. Sonra dikeyleri ayrı hesapla. Hocam dikey. Bak dikey burası. 1 9 burada, 2 9 burada. Tamam. Aklında bulunsun. 2 9 burada. Hocam buradaki dikey'e bakınca çevresinde burası var, burası var, burası var, burası var. E sen burayı bilmiyorsun. Şurayı bilmiyorsun. Burayı bilmiyorsun. Burayı bilmiyorsun. İşte bunlar da bir bütünlük oluşturuyor arkadaşlar. Dikkat. Bütünlük oluştur. Bak şununla şunun 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 toplamı şu dikey'lerin toplamı 2 tane 9'a eşit olmuyor mu? Çünkü bu buraya geliyor. Bak şu aslında bu uzunluğa eşit. Bu da bu uzunluğa eşit. Şunun, şunun, şunun toplamı, bak bunun, 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 bunun toplamı 2 tane 9'a eşit gördüğünüz üzere. Yani o yüzden yatayları ayrı, dikeyleri ayrı toplayın. Uzunluklar belli olmasa bile dikeylerin bütünlüğü bize bir bütünü veriyor arkadaşlar. O zaman elimde 2 tane 9 burada, 2 tane de 9 şuradaki dikeyde. Toplamda 4 tane 9 mu var arkadaşlar? Evet, 4 tane 9 da burada var. Toplamda 4 tane 9. Kaç yaptı? 36 yaptı. Sonra bizden çevre isteniyor. Çevremizde yatay artı dikeyin toplamından dolayı kaç yapıyor? 1982'nin 82'si yapıyor arkadaşlar. Hocam niye 1982 dediniz? E artık o kadarını da siz düşünün. Şifre veriyorum arada böyle kafanız dağılsın diye. Gördünüz mü arkadaşlar? Güzel bir soru. Bak aynı soru tuğla sorusu olarak da gelir. Mesela bak sizinle al bir soru tartışalım. Bir kenarı 2'ye 5 olan tuğlalar şu şekilde bir örüntü oluştursun mesela. Şöyle bir örüntü oluştursun. Ah işte düzgün bir şekilde konmasın işte. Şu şekilde konsun mesela. Ha, i̇şte bu tuğlaların oluşturduğu ön yüzünün çevresi nedir diye soruldu mesela. Hocam işi öğrendik artık. Dikeylere ayrı bakarım. Bak ikilerden kaç tane var? İkilerden kaç tane var? 3 alt tane var. Evet dikeyler 2 çarpı alttan 12 oldu. Bir de yataya bakarım arkadaşım. Yatay'a baktığın zaman hocam şurası 5 10 15 eyvallah. Şu yatay, bu yatay bilmiyorum bilmiyorum biliyorum. Bilmiyorum bilmiyorum ama yatayların toplamına baktığım zaman yine 3 tane 15'e mi eşit oldu? 3 tane 5'e mi eşit oldu? Evet. 15 3 tane 5 burada. 3 tane de 5 burada. Toplamda 6 tane 5 yaptı. Bu da 30 yaptı. Çevresi de kaç yapmış oldu arkadaşlar? 40 yapmış oldu. Bak çoğu yerde işinize yarar. Analitik geometride bile karşınıza çıkar. Lütfen dikkat. Güzel bir şey öğrendiniz. Geçen senede anlattım. Sınavda çıktı benzeri soru. Yapanlar yaptı. Yani aklına geldi. Fatma'nın feysi aklına geldi. Evet gençler. Ya şu sorunun ben de yeri bir başka ya. Ayrı. Şekil biraz daha değiştirilebilir ama önemli değil. Her paralel kenar dediğimizde ee, şöyle bir düz bir paralel kenar şeklinde bir şey olması zorunda değil ki. Al bu da paralel kenar. Şunlar birbirine paralel. Bunlar birbirine paralel. Böyle dikine de verilebilir paralel kenar arkadaşlar. Değil mi? O yüzden bunlara da alışkın olacağız. Bak bunun bende yeri ayrı. Niye? İlk yazdığım yeni nesil soru. Arkadaşlar eski nesil sorulardan türetiliyor zaten yeni nesil soru. ÖSYM de çok güzel çok orijinal şeyler de buluyor. O da eski nesilden faydalanıyor tabii ki. Başka ne olacak ki geometride? Geometride soru tipleri bellidir zaten. Burada da ne yaptım? Hangi sorudan çevirdim? Bu anlamda da şanslısınız. Bir yazar aynı zamanda bir YouTube. Hem YouTube'cu hem YouTubeçu. YouTube'da ders anlatan bir öğretmenim. Hem geometri yazarayım, hem işin sırrını size vereceğim. Yani böylelikle e, siz aradaki kurguyu daha iyi bir şekilde kuracaksınız arkadaşlar. Evet bakalım şimdi. Akın, Akın'ı öğrendiniz değil mi? Yoksa ilk defa mı kullanayım ben bu ismi? Evet galiba ilk defa. Akın. Evet yeğenim olur. Abimin Ali Kara'nın oğlu. Öğrenin bakayım bütün sülaleyi. Akın BC ve CD kenarı duvar üzerinde olan ABCD parahay kenarı şeklindeki bir sahanın A köşesinde topa iki vuruş yapıyor. Evet. A köşesi ve bu yeşil olan yer ve e, şu duvar olan kenarlar ve şurası bir paraya kenar şeklindeymiş arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Evet paraya kenar olduğunu unutmayın bunu. Top BC kenarına çarpıp tekrar akına geliyor. Arkadaşlar top duvara vurdu tekrar akına geliyorsa nasıldır bu? Hocam ancak top duvara dik çarparsa akına geri gelir. Doğru mu? Evet. Toplam 16 metre yol alıyormuş hocam. O zaman burası 16 değil. Akın topa vurdu. gitti geldi. 8 gitti 8 geldi. Yani 16'nın yarısı olacak arkadaşlar. 8. Sonra devam edelim. Top CD kenarının tam ortasına çarpıp. Dikkat burada bir şey söylüyor sana. Ee, artık ÖSYM bu şey yapıyor. Altını çiziyor böyle vurgu yapılması gereken yerlerde. Büyük ihtimalle altını da çizer. Top CD kenarını bir de buradan bir vuruş yapıyormuş ikinci vuruşta. CD kenarının tam ortasına çarpıp tekrar akına geri geliyormuş. O zaman top bu tarafa doğru vurduğu zaman yine geri doğru geliyorsa Burada da buraya da dik gelmek zorunda değil mi arkadaşlar? Dik çarpmak zorunda değil mi? Evet. Sonra buna göre diyor ikinci top ikinci burada. CD uzunluğunu kaç vermiş burada? CD uzunluğunu 10 vermiş. Hocam burası 5 burası da 5. Paraya kenar olduğundan 10 sa burası da 10. A 8 10. Ne üçgen çıktı burada arkadaşlar? 6 8 10 üçgeninden burası da 6 çıktı. Eyvallah. Bize diyor ki CD eşittir 10 metre olduğuna göre ikinci vuruşta top kaç metre gitmiştir diye soruluyor. Arkadaşlar top kaç metre gitmiştir? Bizden şuraya bir x diyelim bakalım. Ne yapacağız hocam? Arkadaşlar bu bir paralel kenar. Hocam 90 var 90 var. E, hocam burada pisagor çıktı. Burada pisagor maalesef çıkmadı. Ne yapacağız? E, sen üçgenlerden beri biliyorsun. 90'ların 2 giden fazla olduğu sorularda alfa beta'ya dalmıyor musun? E, burada da ne duruyorsun o zaman? Dalsana. Hocam alfa dersem burası beta. E, başka geçiş yapamıyorum. Hayır aslında yapabilirsin. Paralel kenarı kullan. Para kenarda da karşılıklı açılar birbirine eşitti. Aa burası da alfa. Alfa 90 bak burası beta oldu. Aa bu şu üçgenle şu üçgen ne oldu. Benzer. Hadi uygula benzerliği. Hocam alfanın karşısı x'in. Alfanın karşısı 8'e oranı. Beta'nın karşısı bu üçgenden başladım. 5'in. Beta'nın karşısı 6'ya oranı. X buradan ne geldi? 40 bölü 6. Yani 20 bölü 3 bu geldi arkadaşlar. Evet 40 bölü 6 20 bölü 3 geldi. Cevabınız 20 bölü 3 diyenler nanay. Ağrıdı dişim. Niye? Düşün. Değil mi? Ondan dolayı. Arkadaşlar bize x sorulmuyor ki top cd 10 metre olduğuna göre ikinci vuruşta top kaç metre gitmiştir? İkinci vuruş şurası, değil mi? Evet. Akın burada topa vurdu. Top yeniden geri geldi. Senden x istenmiyor. 2x istenmiyor. Cevabın 40 bölü 3 yapacak. Dostum. Sazanlık yapma lütfen. Evet. Cevap 40 bölü 3 oldu arkadaşlar. İşte bak şimdi ben sana bu yeni nesil soruyu nasıl yazdım onu göstereyim. Ben eskiden soru ilk böyle hazırladığım pdf'lerde soru aynen şöyleydi arkadaşım. Soru aynen şöyleydi. Hop şurası 90 dereceydi. Hop şurası da 90 dereceydi. Bak aynen soru şuydu. Burası 6 tamam mı? Burası 6 burası 8 işte burası da 6 8 değil. Bir dakika. Şurası 6 tamam mı? Aynı o soru gibi olsun. Burası 6 verilmişti. Burası da 5'e 5 verilmişti. Heh. Aynen öyle 5'e 5 verilmişti. Burası da 90 dereceydi. X kaçtır diye soruluyordu. Yukarıdaki sorunun aynısı arkadaşlar. Vallahi aynısı. Ne yaptım sadece oraya? Hikayeyi koydum. Sen buranın 90 derece olduğunu bul. Sen burayı orta noktayı yerleştir. Yine buranın 90 derece olduğunu bul. En son sonuçta da 2x istendiğini bul. Bak niye aynısı? Hocam 10 sağ yukarısı da 10. 6, 8, 10'dan 8 çıktı. Alfa dersem alfa. Burası da beta. Burası da beta. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Soru yine aynı çıkıyor arkadaşlar cevap. Bitti gitti. Tamam mı gençler? İşte bu tür soruları böyle yine karşımıza çıkarıyorlar. Ama nasıl? Hikaye koyuyorlar. İşte ne bileyim bir şey saklıyorlar. 90'lığını saklamışım. Top duvara çarpmış yenden geri gelmiş. 90 derece olduğunu algılayacaksın gibi gibi gibi. Ama dikkat edin. Vallahi işlerimde de hiç yanılmıyorum. Genelde geçen senedeki söylediğim bir sürü şey tuttu. 2023 arkadaşlar için de söylüyorum bak bu hikaye mesela gelmedi. Hani karşı tarafa bir e, top çarpıp yandan adama geliyor hikayesi gelmedi. Ya da lazer ışını tuttun ışın geri geldi. Mesela o ne demek oranın 90 derece olduğunu gösteriyor. Bu hikayeyi de bu sene sınavda böyle katabilirler arkadaşlar. Genelde yanılmıyorum ve ondan önceki sene mesela 2021 sınavında da dönmeden bahsetmiştim dönüşten bahsetmiştim. Ee, dönmeye geldiğimiz zaman ki dönmeyi de gösterdik zaten. Ee, dönüşten bahsetmiştim. Tak o seniz, dönüş çıktı mesela. Burada da dikkat edin. vurduğu açıyla gitme aslında vurdu açıyla gitme de gelebilir de direkt top duvara çarptı geri geldi hikayesi de karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Yani olay burada bitiyor mu arkadaşlar? Evet burada bitirelim gençler. Bayağı bir dakika oldu zaten. 30 yarım saat olmuş. Ee, çünkü burada da farklı bir mantığa geçiş yapacağız. Buradaki soru tipi de o mantıkta isterseniz bir sonraki videoda verelim. Gençler o zaman bu önemli konunun ikinci videosunda. Görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.